sorular bugün Tonguç Akademi'de. Trigonometride toplam fark formülleri işleyeceğiz. Tonguç hazır mısın? Hocam çok güzel kapak yazmışsınız. Tebrik ediyorum hocam. Evet, şimdi mahvedelim mi kapağı evladım? Yapmayın hocam. Ah, şart diye yapıştırdık. Ya. Çok güzeldi kapak. Evet, yapacak bir şey yok. Bir daha kullanırız, merak etme. Tonguç'um bak. Kural 1. Toplam fark formülleri denilen bir şey var, tamam mı, trigonometride? Bu da şu demek. Aslında sinüs dediğimiz şeyin içine iki tane açıyı böyle toplama veya çıkarma şeklinde yazarsam bunu açabiliyorum. Bunun bir açılımı var. Hani A artı B'nin karesinin bir açılımı vardı ya. Evet hocam. Aynı bunun da sinüs ve kosinüsün de onlar gibi bir açılımı var. O da şöyle. Sinüs dediğimiz zımbırtı arkadaş canlısı, dost canlısı bir arkadaşımız. Mesela Sinan diye bir arkadaşın var mı Tomuçuk? Var hocam. Ha, Sinan arkadaş canlısı bir arkadaş. Tamam evet mı? Çok delikanlı çocuktur. Ha, bu Sinan dediğimiz arkadaşımız hep komşularıyla beraber takılıyor. Çünkü çok dost canlısı, çok iyimser bir insan, iyi bir insan. Dolayısıyla sin ve kos hep bir arada takılıyorlar. Anladım. Kosinüste bunun tam tersi olacak, onu göstereceğim. Kosinüste gıcık olacak. Bak sinüs o zaman sin A çarpı kos B artı kos A çarpı sin B. Bak bu pozitifse bu da pozitif oluyor. Sinüs, Sinan çünkü pozitif bir insan. Negatif olduğu zaman negatif. İçi dışı bir insan. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Yani ve komşularıyla çok iç içe. Bunu unutma. Şimdi mesela bir örnek yapalım. Sana mesela şunu yapayım. Sin 10 artı x diyelim mesela. Diyelim bunu açalım diyelim. Bak sinüs dediğimiz şeyin açılımında sin 10 çarpı cos x sinon mu, artı mi hocam? Sinon evladım. Sin 10 evladım. Anladım. Artı cos 10 çarpı sin x. Tamam mı Tomuç'um? Tamam. Bak sinle cos bir arada ve yer değiştiriyorlar sadece. Anladım hocam. Şimdi hemen bir örnek yapalım. Sin 75'i sormuş bize. Sin 75 bildiğimiz açılar cinsinden yazılabilir. Şu formülü kullanarak nasıl yazacağız biliyor musun? Aslında sin 75 30 artı 45 şeklinde yazılabilir mi Tonguç? Yazılabilir. 30 ile 45'i toplam 75. Ben sin 30'u biliyorum. Sin 45'i hesaplamayı biliyorum ya. Oradan çıkarak şimdi sinüsün açılımını yapalım. Sin 30 çarpı cos 45 artı bak içi dışı 1'di hatırlıyor musun Sinan'ın? Evet. Ve dost canlısıydı, arkadaş canlısıydı. Ve sin 45 çarpı cos 30 diyorum. Bu anlaşılmayacak bir şey var mı Tonguç bunda? Yok hocam. Bunun bir açılımı var. Peki niye bunu yaptım? Sin 75'i bilemez miydim? Yok Tonguç. Trigonometrik tablo diye bir şey öğretmiştim sana. Onun videosunu izle mutlaka. Orada sin 75 derece özel bir açı değil. Ama 30 derece ve 45 derece özel bir açı. Mesela bunun trigonometrik tablodan değerine bakarsan 1 bölü 2. Bunun değeri de kök 2 bölü 2. Tamam mı Tonguç? Anladım. Artı bunun değeri de kök 2 bölü 2. Bunun değeri de kök 3 bölü 2. Şimdi bunları işlem yapabiliyorum. Bunları sayı haline dönüştürebiliyorum. Anladım hocam. Ama 75'i bilmiyorum. Bunu bitirirsem Tonguç kök 2 bölü 4 artı kök 6 bölü 4'ten cevabımız kök 2 artı kök 6 bölü 4 çıkıyor Tonguç. Anladım hocam. Birazcık karışık. Bu ne hocam ya? Kosinüs ise gıcık bir insan. Bu ne kadar gıcık bir tip değil mi Allah aşkına? Aynen hocam. Yani maymuna benziyor. Maymun desem değil. Böyle o gıcık. Alttaki çenesinin alttaki çenesi değil mi hocam bu? Evet o çenesi evladım. Tamam. Çenesi birazcık sakallı görüyorsun. Anladım. Böyle birazcık. Tonguç'um kosinüs ise gıcık. Nasıl gıcık biliyor musun? Hep kendi arasına takılıyor. Bak kos A kos B sin A sin B'yi dışlamış. Anladım. Çıkarmış bak dışlamış. Ve içi dışı bir değil Tonguç. Bu artı ise bu eksi oluyor. Bu eksi de bu artı oluyor. Mesela bir örnek yapalım. Kosinüs x artı 20 diyelim tamam mı? Şimdi kosinüsler kendi aralarında takılır. Cos x çarpı cos 20. Onlar kendilerini soyutlar. Ve içi dışı bir değil. Bu artı ise bu eksi çıkıyor Tonguç. Sinüsleri de dışlıyorlar. Vah gariplerim değil mi Tonguç'cum? Aynen. Tam konstantinmiş hocam bu cos. Kosinüs eksi de tam tersi oluyor. Şimdi anladım. Cos 15'e bakalım. Şimdi 15 dereceyi bildiğimiz açılar cinsinden nasıl yazabiliriz? Kosinüs. Ne yazabilirim Tonguç sence? Bu sefer de 60 eksi 45 yazayım. Tamam yazalım. Ama şöyle de yazabilirdim bak. 45 eksi 30 da yazabilirdim. Sana anladım. Kalmış bu. Hani cos 60 daha kolay olduğu için. Şimdi cos 60 eksi 45'i nasıl açarım? Hemen şu formülü kullanarak söyleyelim bakalım. Şimdi bir kere kosinüsler kendi aralarında. Gargamel gibi kendi aralarında gıcıklar tamam mı? Cos 60 çarpı cos 45. Tamam mı Tonguç? Tamam hocam. Buradaki eksi ise buradaki artı. Çünkü gıcık kardeşim i̇çi bu. İçi dışı bir değil. Aynen öyle. İçi dışı bir değil. O zaman
Sinleri de dışlıyorlar bak, dikkat etsen. Değil mi? Sinan'ı da sevmiyorlar. Sinan çünkü iyi bir insan ama Sinan'ı dışlıyorlar. Anlaştık mı? Kötüler bu. Evet hocam, anladım hocam. Kötüler evladım. Kötülük, yaşasın kötülük değil mi? Ama şunu da bir çözelim bari bitirmişken. Kos 61 bölü 2'dir. Kos 45 kök 2 bölü 2'dir. Sin 60 kök 3 bölü 2'dir. Sin 45 de kök 2 bölü 2'dir. Sonra bunları toplama çıkar. Anlaştık mı? Tanjantta ise kural şu. Tanjant, şimdi şöyle düşün Tonguç. Tan A artı B, şöyle açalım. Tan A artı tan B. Bu kadar basit. Tamam. Ama altında ufacık bir şey daha, ufacık değil mi? Birazcık. Bir eksi ikisinin çarpımı var Tonguç. Anladım. Aynı şeyi tan A eksi B'de de var. Yine tan A eksi B, aslında tan A eksi tan B'dir. Tamam. Ama altında ufacık bir şey var. Dikkat et, burada eksi olunca burada artı oluyor. Burada artı olunca burada eksi oluyor Tonguç. Tamamdır. Şimdi hemen bir uygulamasını yapalım mı Tonguç? Hazır yapalım mısın? Yapalım hocam, hazırım hocam. Hadi bakalım. Tan 15. 15 dereceyi bilmiyorum. Özel 3, özel açılar şunlar bak. Özel açılar 0, 30, 45, 60 ve 90 Tonguç. Evet. Bu 5 tane özel açı cinsinden yazabilir miyiz bunu? Tan 45 eksi 30 diyebiliriz. 45 mükemmelsin. Yani gerçekten de inanılmazsın. Bugün coştun. Gerçekten coştun. Teşekkür ederim hocam. Tonguç'um bak. Tan 45 eksi 30'du. Ben tan 45 eksi tan 30 diye yazabilirim Tonguç. Ama altında ufacık bir bölücük var. Ve sonra ne geliyor Tonguç'um? 1 artı... Tan... Burada var formülü. Tan burada var formülü. Oraya bakmana gerek yok. Üçkağıtçı. Tan 45 çarpı tan 30 diyorum Tonguç. Evet. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Zaten tan 45'i biliyordum Tonguç. 1'di. Eksi. Tan 30'u da biliyordum ki sen de bilmek zorundasın. Ben de biliyorum. Trigonometrik tablodan 1 bölü kök 3. 1 artı 1 çarpı 1 bölü kök 3 Tonguç. Anlaştık. Tamam, bundan sonra işlem yapmak başka bir şey değil Tonguç. Şimdi kotanjantı sorarsa ise bunun formülüne gerek yok. Çünkü adam sana kotanjant 15 dedi ya Tonguç. Evet hocam. Aslında sen tan 15'i buldun ya. Bunu 1 bölü haline getirince kot 15 çıkıyor. Mesela ben tan 15'i diyelim ki demin kök 2 bölü 5 buldum, tamam mı? O zaman kotanjant 15 nedir biliyor musun Tonguç? Bunun tam tersidir. 5 bölü kök 2'dir. Anladım hocam. Yani birbirinin tam tersi. Bak tepe taklak olur musun? Görüyor musun? Aynen. Bu ne evladım sence? Bu hocam bir orangutan. Evladım orangutana benzem. Orangutanlar daha büyük. Ha, şempanze. Evladım. Şempanze evladım. Anladım hocam. Evladım bunun... Hayır, önde O harfi gibi bir şey var. Onun orangutan olsun. Bak göbeği de... evet aynen öyle. Bıcırık kalmış. Kot 105 demiş. Kot 105'i yapacağım ama ben ilk başta neyi bulurum Tonguç? 0, 30, 45, tan 105. 60, hemen 90. Söylüyorum bak. 0, 30, 45, 60 ve 90. Bunlardan hangilerini kullanarak 105'e ulaşırsın? 60 ve 45'i. 60 ve 45. O zaman ben bunu tan 60 artı 45 diye yazabilir miyim Tonguç? Yazabiliriz hocam. O zaman bunu bulurken yine tan 60 artı tan 45 yazıyorum. Evet. Bunu boş ver. Hiç bu formüle bakma. Bölü 1 eksi tan 60 çarpı tan 45 yazıyorum. Şimdi doğru. Bunu buldun mu? Buldum. Bunu bulduktan sonra 1 bölü haline getirip bunu bulabilirim. Anladım hocam. Yani bunu bulduysam, bunu ters çevirirsem ne olur Tonguç? 1 eksi tan 60 tan 45 bölü tan 60 artı tan 45. Anlaştık mı Tonguç? Anlaştık hocam. Bunun cevabı budur Tonguç'um. Anladım. O zaman tonguçakademi.com'a mutlaka ücretsiz bir şekilde üye ol evladım. Ve videolarımız orada kategorize bir şekilde duruyor. Hiç merak etme. Ve ne yapıyorsun evladım? Bütün videoları oradan daha detaylı izliyorsun. Bir tane bir soru, ödüllü sorudan önce bakalım kim ne atmış bakalım. Evladım içi boş. Allah seni iyiliğine. Beni kandırma. Hay Allah ya. O dolu hocam. Bu da boş Allah'ım evladım. Allah'ım yarabbim. Şaka gibisin. Ding dong. Hiç kimse mi mesaj atmıyor ya bize? Hocam kimse mesaj atmıyor. Evladım artık ne hale geldik ya. Sallamıyorlar hocam bizi ya. Ya inanılmaz. Ya evladım niye böyle ya? Helal söyleyelim atsınlar hocam o zaman. Ne hale geldik ya. Neyse Yasin Yavuz en azından atmış. Sizi izlemeye yeni başladım fakat şunu öğrendim ki Tonguçlamaya tam gaz devam. Tamamdır Yasin. Sağ olsun Yasin. Ödüllü sorumuzu yap, cevapları gönder bakalım.